Zaten bir gerilim vardı ne zamandan beri? Hezimetle sonuçlanan Ermenistan için bu 2. Karabağ Savaşı'ndan beri. Orada Ermenistan ordusunun ne kadar aslında güçsüz olduğu ve organize olmadığı ortaya da çıkmıştı. Ve bir sorun gündeme gelmişti. Rusya'dan alınan Patriot sistemleri neden aktif bir şekilde kullanılmadı? Neden bu Patriot sistemleriyle Azerbaycan'a aslında saldırmadık diye soruyor Ermeni ordusu. Hezimetle çıktığı bu savaşın ardından ve bu krizin ardından Paşinyan şöyle bir adımda bulundu. Genelkurmay Başkanlığı birinci yardımcısını görevden aldı. Tiran Haçaturyan'ı. Bunun üzerine Ermeni ordusundan 40 üst düzey komutanın imzasıyla bir yazılı açıklama yayımlandı. Denildi ki zor şartlar altında Genelkurmay Başkan Yardımcısının görevden alınması bizce sorumsuz bir adım. Süreci daha da zorlaştırıyor. Ve biz başbakanın, hükümetin görevlerini, başbakanlık görevini, ülkeyi yönetme görevini yerine getiremedi inanıyoruz. Derhal istifasını talep ediyoruz. Her iki taraftan da hükümetten de başbakandan da bu ifade kullanıldı ve dış politikadaki adımlar Ermenistan'ın çökme noktasına getirdi denildi. Yani burada ordu bir anda şunu söylüyor. Bu başarısızlık bizim değil, bir sorumluluğu da kabul edememe, bu Karabağ Savaşı'nın ardından ülkenin içine sürüklendiği siyasi, ekonomik ve askeri krizde bir günah keçisi de aramak var işin içinde. Biliyoruz ki Paşinyan da şunu söylemişti savaş devam ederken safları terk eden ve askerlerin saflardan ayrılmasını isteyen komutanlar var. İhanete uğradık. Yani öyle bir şeye tanık olmuştuk ki biz Azerbaycan'ın 44 günlük vatan muharebesinde bir yanda organize bir ülke, organize bir ordu, diğer yanda hezimete uğradıkça çözülen ve kendi içinde tartışmaya, kavgaya tutuşan bir ülke görmüştük. İşte o kavganın son perdesi istifa çağrısıyla ifadesini bulan ve Paşinyan'ın da hayır bu bir darbe girişimi dediği bir kriz. Patriot meselesi nereden alıyorlar dedi Patriot. Rusya'dan 2016 yılında Rusya'dan alınan Patriot. İskender, yanlış ifade ettim, çok özür diliyorum izleyicilerimizden. Rus yapımı İskender füzelerinden bahsediyoruz. Evet. Peki şimdi az önce Can Kakışım'la da konuşurken de onun üzerine vurgu yaptım ben. Şimdi ilk istifa çağrısı yeni değil. İyi tamam, ordunun istifa çağrısı belki başka bir bu düzeyde değil. Evet, noktaya getiriyor işi ama tepkiler vardı, protesto gösterileri oldu. İşte söyledim Moskova'ya giderken, havalimanına giderken konvoyu değil mi? Önü kesilmek istendi. Şimdi dolayısıyla hani destekçilerini de sokağa çağıracak ya, davet etti. Paşinyan'a destek meselesi şu an itibariyle Ermenistan'da. Mesela bunu tanımlayabiliyor musun Süheyla? Bugün itibariyle bunun karşılığı var mı? Bunun destekleyen... Bir çoğunluk var mı Paşinyan'ın? O kadar bölünmüş bir durumda ki aslında toplumda. Bir kesim şunu diyor, zaten zor bir süreçten geçiyoruz. Tarihimizin bir yenilgisiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu dönemde siyasi anlamda bölünme yaşamak aslında bizim elimizi daha da zayıflatacak. Dolayısıyla Paşinyan'ı destekleyelim diyen bir kesim var. Bir diğer kesim Paşinyan'ı vatan haini olarak görüyor ve derhal istifasını istiyor. İşte görüyoruz Azerbaycan'ın 10 Kasım'da bu imzalanan anlaşmayla zaferini tasdik ettiği o gelişmenin ardından sokaklardan ve hatta öncesinden beri sokaklardan hala ayrılmayan grup var. Erivan'da ve başka kentlerde. Dolayısıyla bunun yüzdelik olarak anketler bazında elimizde şu an veriler yok. Kesin bir tablosunu çıkaramayız ama şunu biliyoruz ki bir kesim Paşinyan ne kadar gitsin istiyorsa diğer kesinde geleceğin belirsizliği ve siyasi kaosun bu öngörülemez daha hassas sonuçlar yaratması korkusu nedeniyle buna karşı çıkıyor. Ancak Paşinyan bu süreci o kadar beceriksizce ve baskı altında hem içten hem dıştan yürütmek zorunda kalınca işte yanlışlar üzerine yanlışlar yapıyor belki de. Yani orduyla arasındaki gerilimi görevden almalarla. Şimdi mesela Genelkurmay Başkanı bu kritik anda görevden alması yine işleri daha sivrilen bir noktaya sürükleyecek. Ve dolayısıyla aslında Ermenistan içine düştüğü, savaşın başlamasına yol açtığı tüm bu sürecin ardından nasıl bir toparlanma, nasıl bir istikrar sürecine girecek artık iyice merak konusu haline geldi. Çünkü ordunun
40 komutanıyla birlikte hükümet artık görevini yerine getiremiyor. Biz de buna seyirci kalamayız. Her şeyin bir sınırı var ifadesini kullanarak o yazılı açıklamada yaptığı bu çağrı süreci tabii Rusya'nın da dahil olabileceği farklı bir uluslararası bölgesel krize de çevirebilir. Çünkü görüyoruz ki Karabağ Savaşı'nın ardından statüko değiştirildi Azerbaycan tarafından ve bu statükonun da korunması, sağlamlaştırılması süreci yönünde ciddi adımlar atılıyor. Ama bu süreçte en kilit aktörlerden biri Ermenistan'da yaşanabilecek bir iktidar değişikliği ya da çıkabilecek bir iç kaos, iç çatışma, iç kriz gerçekten de bölgedeki diğer aktörlerin de süreçte nasıl rol üstlenebileceğini yeniden gündeme taşıyor. Şimdi 2-3 dakika sonra Buket Güler'e devredeceğim ben bu yayını. Bu tür süreçlerde mesela Paşinyan giderse sonrası. Evet. Yani bir isim hiç Paşinyan'dan sonra öne çıkan bir isim var mı? Yani Paşinyan'dan sonra öne çıkan ismi öngörmek mesela Paşinyan'da belki öngörülemezdi. O da bir devrim sonucu iktidara geldiğini biliyoruz ki gerçekten politika adamlığı anlamında deneyimi çok az bir kişiydi. Gazeteci kimliğiyle, aktivist kimliğiyle öne çıkmıştı. Dolayısıyla bu süreçte örneğin asker geçmişinden gelen bir kişi mi öne çıkacak? Çünkü yenilgiye uğrayan bir ülkeden bahsediyoruz. Yoksa muhalefet partilerinden ya da eski başbakanlık, cumhurbaşkanlığı görevini yapmış kişilerden biri mi gündeme gelecek? Şimdi bunları söylemek zor. Önemli olan Paşinyan'la ordu arasındaki bu gerilimin bir darbeyle mi sonuçlanacağı yoksa bir uzlaşının mümkün olması gibi bir ihtimal artık şu noktada görünmüyor. Çünkü iki taraf da köprüleri atıyor. Bir yandan Genelkurmay Başkanı'nın kovulması yönünde bir karar var. Diğer yandan Başbakan'ın tamamen yok hükmünde sayıldığı ve istifasının istendiği aslında belki bir anlamda da tebliğ edildiği görevi devralıyoruz, göreve el koyuyoruz denilmese de bu istifanın bu güçlü mesajla dile getirildiği bir durum var karşımızda. Şimdi Süheyla burada kalmaya devam edecek. Can Kakışım da aynı şekilde. Hilmi Bey'e teşekkür ediyoruz. Hilmi Daşdemir'e, Optimar Araştırma Başkanı. Birazdan Buket Güler burada olacak ve bu yayına devam edecek. Ermenistan'da olup bitenle ilgili son gelişmeleri değerlendirecek konuklarıyla birlikte. Ve çok kısa bir ara vereceğiz herhalde, değil mi arkadaşlar? Peki, Buket gelecek ve sözü benden devralacak. Evet, Ermenistan'da ordu yazılı bir açıklama yaptı. Paşinyan'a istifa çağrısında bulundu. Bunun üzerine Paşinyan bu bir darbe girişimidir dedi ve destekçilerini sokağa davet etti. Ne oluyor, ne bitiyor, bundan sonra ne olur? Bu soruların cevaplarını arıyoruz. Buket Güler konuklarıyla birlikte bu yayına devam edecek. Peki Senem, çok teşekkürler bu sıcak gelişmenin ilk değerlendirmelerini Senem Tolay Ilgaz yaptı. Biz de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Karabağ zaferi elbette ezici bir zaferdi. Ermenistan yenilgisini kabul etti ve tam da o zaferin ilanının hemen ardından zaten Paşinyan hemen sana dönerek sorayım. Evet. Zaten tepkileri toplamaya başlamıştı. Dolayısıyla evet, bugüne böyle bir anda gelinmedi ve bana kalırsa sürpriz değil. Katılıyorum. Çok doğru bir değerlendirme. Dolayısıyla bize kısaca bir o günden bu yana yani 9-10 Kasım eğer yanılmıyorsam zaferin ilanı, bize bir kısaca özet geçer misin? Ne olmuştu? Şimdi bugünleri gerçekten de Karabağ Savaşı'ndan, 2. Karabağ Zaferi'nden ki Ermenistan için hezimet olan bu süreçten ayrı okuyamayız. Hepsini birleştirmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü Paşinyan iktidara geldiğinde şunu söylemişti. Uluslararası arenada biz artık Karabağ'da siyasi çözüm istiyoruz. Ama öyle adımlar atıp öyle provokatif gelişmeler birbirini takip etti ki sonuçta 44 günlük bir savaşa sahne oldu Güney Kafkasya ve de biz şunu gördük, bu savaşın galibi Azerbaycan oldu. Tartışma götürmez bir şekilde topraklarının yine birçoğunu işgalden kurtardı. Peki bu Ermenistan'da nasıl bir sürece yol açtı? Ermeni yönetimi, Paşinyan yönetimi çok uzun süre zaten hezimetlerin, yenilgilerini gizledi. Dolayısıyla 10 Kasım'da ilan edilen bu zafer, Azerbaycan'ın zaferi ilk bir şok etkisi yarattı ve ardından biz kandırıldık,
yol üstünde bırakıldık ve hatta yani iyi yönetilemedik. Ne ordumuz ne de hükümetiniz, ne masada ne sahada iyi yönetilemedik diyenler sokaklara dökülmüştü. Haftalar süren protesto dalgası Ermenistan Başbakanı tarafından istifa taleplerine kulak kapatılması şeklinde cevaplanmıştı. Ama işte kriz sadece sokakta kalmadı. Kriz aynı zamanda siyasi krize de dönüştü ve orduyla hükümet arasındaki krize de dönüştü. Bunun da geçmişine bakacak olursak yine Karabağ Savaşı'nda, 2. Karabağ Savaşı'nda bunlara açıkça tanık olduk. Paşinyan'ın kendisi demişti. Belirli komutanlar, belirli üst düzey askeri görevliler kendi emirlerindeki askerleri saflarından ayrılmaları yönünde telkin etti demişti. Onları ihanetle suçlamıştı. Yani aslında kendisinin de ihanete uğradığını söylemişti. Yani Karabağ Savaşı'ndaki yenilgiyi kendi omuzlarından orduya da atmak istemişti. Böylesi bir çekişmenin başladığı dönem bitmedi. Dolayısıyla bugüne sen hızlı ama o çok kritik noktaları da işaret ettiğin çok iyi bir özet yaptın. Teşekkürler.